Gün ortasında Dünya ve Biz programıyla karşınızdayım. Ben Tülin Daloğlu. En nihayetinde senenin son haftasına geldik. Ve fakat geçen haftayı kapatırken Cuma günü Hristiyan aleminde Noel'di biliyorsunuz. Ve Noel'in arefesinde Avrupa Birliği ve İngiltere beklenen ayrışmalarının gerektirdiği ticaret anlaşmasını imzaladılar. Biliyorsunuz İngiltere zaten bir sene öncesinde Avrupa Birliği'nden çıkma kararını vermişti. Ama bu çıkma kararı verildikten sonra da bunun bir ticari boyutu vardı. Ve onunla ilgili olan anlaşmalar 11 ay kadar sürdü. 31 Aralık son tarihti. İşte o son tarihe gelmeden Noel arefesinde bu anlaşmayı imzaladılar. Bu da tabii neyi gerektirdi? Bu sefer İngiltere'nin de Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ülkelerle gümrük birliği anlaşması içinde olan veya serbest ticaret anlaşması yapmış olan ülkelerle bu anlaşmaları bir de yenilemesi gerekiyor 31 Aralık tarihine kadar. Türkiye İngiliz medyasından öğreniyoruz ki bu anlaşmayı yarın imzalayacak. Türkiye ve İngiltere arasındaki ticari gelire baktığımız zaman 19 milyar sterline denk geliyor ve anlaşma hem İngiltere'nin hem de Türkiye'nin çıkarlarını koruyacak gibi gözüküyor. Şimdi aynı zamanda geçtiğimiz hafta tam Noel arifesinde bu sefer Amerikan Kongresi koronavirüs salgınından etkilenmiş ve işsizlik özellikle tabii ki den ötürü muzdarip olan vatandaşlara $600'lık bir çek, ek yardım vermeyi kabul eden bir bütçeyi onaylamıştı. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump bütün bu görüşmeler sırasında hiç ağzından çıkarmadığı bir şeyi son dakikada Kongre imzaları attıktan sonra dedi ki $600 işsizlik maaşı için çok az, bunu $2000'a çıkartın. Kongre dedi ki hop, bunu nereden çıkardın? Biz bunu ne kadar uzun süredir görüşüyoruz ve bu zaten gecikti. Ama Amerikan Başkanı Trump bunu imzalamadı ve Noel'e işte bu işsizlikle de sınanan, artı bir de koronavirüs salgınından da zaten yorgun düşmüş olan Amerikan halkı biraz daha depresif girdi. Ancak ve gördük ki bugün sabaha karşı Amerikan medyası Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bu konuda geri adım attığını ve Kongre'nin düzenlemiş olduğu bu $900 milyarlık bütçeyi, ek yardım bütçesini onayladığını geçti. 3. New York Times'ta bugün çok geniş bir haber var Türk ekonomisine dair. Ve New York Times'ta Türkiye'deki esnafın bu salgından ötürü sürekli kepenkleri kapattığını, kepenkler kapanınca hükümetten gerekli desteği alamadığını, kendi hatlarından, kendi kaynaklarından daha fazla ayakta kalabilmek için çok fazla kaynakları kalmadığını çok geniş, çok detaylı bir makalede paylaştı. Ve halkın öyle ki daha doğrusu esnafın artık intiharı bile neredeyse düşündüğünü ifade eden son derece depresif bir haberle bugün sayfalarında Türkiye'ye yer verdi. Ve burada Metropol Kamuoyu Araştırma şirketinin de yapmış olduğu bir ankete yer verdi The New York Times. Buna göre Türk halkının %63'ü ülkenin gidişatının iyi olmadığını söylüyor. Şimdi %63 hakikaten son derecede geniş bir halk kitlesini gösteriyor. Türkiye'de ekonomi giderek zorlaşıyor. Ve bu uzun makalenin sonuna doğru da özellikle emeklilere yer verilmiş. Neden? Emekli maaşlarında bugün işte bir karar çıkacak, bakalım ne çıkacak. Ama işte artık emekliler
temel ihtiyaçlarındaki artan fiyatlara hakikaten erişemiyorlar ve erişemedikleri için de yaşları bizlerden daha ileri olduğu için de daha farklı bir şekilde karamsarlığa kapılmışlar. Onu da bu ekonomi haberinin içerisinde The New York Times gördü. Son derece üzücü. Ve 4, Avrupa Birliği ülkelerde hafta sonu eş zamanlı olarak bütün üye ülkelerde BioNTech ve Pfizer'in aşısı yapılmaya başlandı. Ve bununla ilgili tabii ki büyük bir moral var Avrupa Birliği üyesi ülkelerde. Ancak İsrail'de de bu aşı Avrupa Birliği üyesi ülkelerden daha erken yapılmaya başlandı. Şimdi İsrail medyasında bununla ilgili çıkan bir iki haber vardı ve o haberlerde artı televizyon yayınlarında da hep İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Pfizer'in başkanıyla kurmuş olduğu bu yakın ilişkiden ötürü İsrail'e bu aşıyı daha erken getirebildiğinden ötürü duyduğu övünç aktarılıyordu. Ancak geçtiğimiz akşam öyle bir haber yapıldı ki bu işin matematiği çıktı. Yahudiler biliyorsunuz matematiğe ve hesaba biraz farklı meraklılardır efendim. Amerika aşının dozuna $14 veriyor. BioNTech ve Pfizer aşısının. Avrupa Birliği üyesi ülkeler bu aşının dozuna $19 veriyor. Ve fakat İsrail bu aşının dozuna $30 veriyormuş. Yani aşıyı erken almasının nedeni daha fazla para vermesi. Ve fakat bu $30 verdiği takdirde de İsrail halkının tamamını aşılamak $300 milyon geliyor. Şimdi bu İsrail gazetelerinde ve televizyonlarında çıkan haberlerde görüyoruz ki bu hesabı yaptığınızda yani bu salgının İsrail ekonomisine verdiği zararı $1 milyar olarak hesaplıyorlar. 1 milyar dolara karşılık $300 milyon aşıyı almak tabii ki daha karlı. O yüzden $30 ise $30 bu yine doğru bir yönetimdir, doğru bir karardır diye bağlıyorlar. Ama buradan Netanyahu'ya da tabii ki hani hesap bilmez diye bazı göndermeler de yapılmakta. Şimdi ben bugünkü konuğumuza geçmeden bunun bir de Türkiye üzerinden acaba denklemini biz yapsak nasıl olur diye kendi çapımda baktım. Türkiye'deki nüfusu da 84 milyon kişi olarak hesaplarsak 84 milyon çarpı 30 hani doz başı $30'dı ya oradan da çarpı 30 o zaman 2,5 milyar dolara da Türkiye'ye bu aşının maliyeti oluyor. Yani tüm Türkiye'deki herkese aşılamak için. Aşı elimizde olsun, elimizde olduktan sonra aşılanırız, aşılanmayız. Öyle bir argümanı yapmak hakikaten lüks bir duruma geliyor. İnşallah o lüksü de yaşayacağımız günlere gelelim. Ama bu $2,5 milyar biz biliyorsunuz S-400 füzesine verdiğimiz para. Ve biz bunu sürekli konuşuyoruz. Bu Amerika'dan ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden yenilerde Türkiye'ye uygulanan yaptırımlarında hep altında yatan ana etmen diyeceğim. Ve bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Emekli büyükelçilerimizden Ahmet Bülent Meriç. Sayın Meriç, Dünya ve Biz programına hoş geldiniz. Hoş bulduk Tülin Hanım. Merhaba, iyi bir yayın diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben bu İsrail medyasının kendi içlerine yönelik koronavirüs aşısı üzerinden yaptıkları hesabı Türkiye'ye çevirdim. Ve Türkiye'ye çevirdiğim zaman 84 milyon insanı aşılamak için Rusya'dan aldığımız S-400 savunma füzelerine verdiğimiz para kadar bir parayı aşıya vermiş olsaydık bütün Türk halkı aşılanmış oluyordu ya denk geliyor. Şimdi bu tabii ki hani önemli bir durum ama sizin için yani bir hani böyle bir yoruma katılır mısınız? Böyle bir hesap yapılabilir mi? Ne dersiniz? İkincisi de 2020'yi kapatırken sizin için Türkiye'de ve dünyada öne çıkan dış politikayı etkileyen satır başları neler oldu diye alayım.
Tabii yani şimdi bir bütçe harcaması yapılırken bunun öncelikleri nedir? Bunu iyi tespit etmek gerekiyor. Ve Türkiye'nin sıkıntılarına yanıt verecek harcamalar yapılması gerekiyor. Ciddi bir salgın döneminden geçiyoruz ve Türkiye'de bu salgından en fazla etkilenen ülkelerden bir tanesi. Arzu eder ki Türkiye önceliklerini Türk insanının ihtiyaçlarını karşılayacak harcamalara versin. Biraz önce asgari ücret açıklandı. Net olarak asgari ücret 2825 lira. Ama öbür taraftan stratejik derinlik politikası çerçevesinde Somali'nin borçları kapatılıyor. En ücra köşelerde işte yardımlarda bulunuluyor. İnşaat çalışmaları yapılıyor. Yani önceliklerimizin doğru tespit edilmediği kanaatini taşıyorum. Dış politikaya gelindiği takdirde ise Türkiye'nin dış politika karnesinin de 2020 yılında pek parlak olmadığı kanaatini taşıyorum. Öncelikle Türkiye'nin Avrupa Atlantik camiasıyla ilişkileri hızla kötüleşiyor. Ve bu kötüleşme özellikle bu yıl içerisinde vites büyüttü. İlginçtir ki transatlantik ilişkileri de sorunlu bir dönemden geçiyor. Trump döneminde Amerika ve Avrupa ayrılışmış vaziyetteler. Ama ilginçtir ki Avrupa ve Amerika'nın üzerinde uzlaştıkları, eşgüdüm sağlama ihtiyacını hissettikleri nadir konulardan birisi de Türkiye'ye nasıl davranılacağı, Türkiye'ye ne yapılacağı konusu. Yani Avrupa ve Amerika'yı birleştirici bir ülke haline gelmiş durumdayız. Batı ile bozulan ilişkilerimizi Rusya ve Çin'le gelişen ilişkilerimizle telafi etme imkanımız da yok. Bu da doğal karşılanması gerekiyor. Çünkü Türkiye hala sosyoekonomik açıdan olsun, güvenlik açısından olsun Batı kurumlarının bir üyesi. Dolayısıyla Rusya ve Çin'le ilişkilerimizi geliştirmenin de bir sınırı var. Her iki ülkede bu sınırı biliyorlar. Dolayısıyla Türkiye 2020 yılında arafta kalmış bir ülke pozisyonunda. Ne yardan ne serden vaziyette. Yalnızlığa itilmiş bir durumda. Esasen Batı'ya tepkisel yaklaşımlarla çıkarları maksimize etme anlayışıyla geliştirilmiş bir dış politikanın yanlış kurgulanmış olduğu ortaya çıkmış bulunuyor. Bununla birlikte 2020 yılı değerlendirmesinde Türkiye'nin bazı taktik alanlarda ilerleme kaydettiği kanaatini da taşıdığımı belirtmek isterim. Bunlardan bir tanesi Doğu Akdeniz sorunu. Doğu Akdeniz sorununda donanma diplomasinin başlatılması isabetli olmuştur. Türkiye'nin mavi vatanını ciddi bir şekilde koruması gerekmektedir. Ve mensubu olduğu Batı camiasına da davasının haklı olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. İkna etmesi gerekmektedir. İkinci ilerleme kaydettiğimiz konu kanaatımca Kıbrıs'ta Maraş'ın bir bölümünün ziyareti açılarak uluslararası camiaya önemli bir mesaj verilmiş olmasıdır. Bu da artık iki kesimli, iki toplumlu federasyon formülünün Türkiye için geçerli olmadığı, Türkiye'nin bundan sonra iki devlet formülü üzerinde çözüm arayışına gideceği mesajıdır. Bu da zamanlıca ve isabetli olmuştur. Bir diğer ilerleme kaydettiğimiz nokta ise Dağlık Karabağ krizinde Türkiye'nin kendisini doğru bir yerde konumlandırması ve Azerbaycan'ın da desteğiyle Minsk iş başkanlarının yerine Rusya'nın yanında çözümün ortaklarından biri konumuna gelmiş bulunmasıdır. Bu da isabetli olmuştur. Bundan sonra Minsk eş başkanları yerine Rus ve Türk ikilisi
Dağlık Karabağ sorununun çözümü yolunda çalışma göstereceklerdir. Şunun altını çizmek isterim. Dağlık Karabağ sorununa siyasi çözüm getirilmemiştir. Mevcut statüko çerçevesinde bir ateşkes ortamı sağlanmıştır. 2021 yılına baktığımız zaman ise 2021 yılında, yani gelecek yıl, Türkiye'yi ciddi sorunların beklediğini söylemeye gerek yoktur. Ambargoların gündemimize oturacağı anlaşılmaktadır. Bunun için de yani yoğun bir diplomatik çaba gösterilmesi gerektiği izahtan varistedir. Evet, şimdi siz bu genel değerlendirmeyi yaparken benim kulağımda Türkiye'nin kendini yalnızlaştırdığı ibaresi kaldı. Bu önemli bir saptama. Çünkü bu dışarıdan değil, kendi içimizden yaptığımız politikaların sonucu olarak çıkan bir tespit diye algıladım bunu. Öte taraftan da Avrupa Birliği ve ABD'nin ortaklaşa artık bir Türkiye politikası yürütme çabası içinde olduğunu söylediniz. Bu da bize dışarıdan bakış açısından hani önemli. Şimdi fakat bu dışarıdan bakış açısına baktığımızda siz Japonya'da da büyükelçilik yaptınız. Onun için de aslında bu sohbeti sizinle yapmak istedim. Şimdi ben de 12 sene kadar Amerikan başkentinde gazetecilik yaptım ve Amerika'daki işleyişi hani 3 aşağı 5 yukarı dış politika söz konusu olduğu zaman sanıyorum daha farklı bir şekilde hissedebiliyorum. Şimdi Amerika'dan bakıldığında Rusya ve Çin daha öncelikli olarak bir tehdit algısına oturmuş durumda. Ve Eylül ayında işte Amerika Guam'dan iki tane B-1 Amerikan ordusuna o en stratejik güç farkını veren uçaklardan birisidir. Onları kaldırdı ve Asya Pasifik'e gönderdi. Bu bir şovdu aslında, güç göstergesiydi. Fakat buna karşılık geçtiğimiz hafta içerisinde bu sefer de Rusya ve Çin hemen hemen aynı hatlar içerisinde ortaklaşa bir askeri tatbikat yaptılar. Ve bu benim dikkatimi çekti. Yani biz kendimize bu kadar odaklanmışken acaba Rusya, Çin ve Amerika üçgeninde daha farklı bir üst siyaset ve daha farklı bir öncelik belirleme yılı mı 2021 diye düşündüm. Ne dersiniz? Şöyle, yani global baktığımız zaman uluslararası sisteme bir genel bakış attığımız zaman neorealistlerin önemli bir kuramının hayata geçirilmekte olduğunu görüyoruz. O da güç boşluğu olduğu takdirde bu boşluk başkası tarafından doldurulur anlayışıdır. Amerika Birleşik Devletleri 2000'li yılların başında, yani kendi iç güvenliğini öncelikli olarak alıp da teröre karşı savaşı başlattıktan sonra küresel satranç tahtasının her köşesine bakamaz duruma gelmiştir. Bu da tabii ki iki önemli devletin işine yaramıştır. Bu da Rusya ve Çin. Bu iki devlet Amerikan hegemonyasına karşı bir küresel stratejik ortaklığı geliştirme yolundadır. Bu stratejik ortaklığın nereye kadar gideceğini henüz bilmiyoruz. Ama stratejik ortaklığın geliştiği temel alan askeri ve güvenlik işbirliği alanıdır. Bu da askeri malzeme alım satımı ve ortak tatbikatlar yapılması şeklinde tecelli etmektedir. Her geçen yıl iki ülke arasındaki tatbikatların sayısının arttığını ve bu tatbikatların batıda Baltıklardan, Akdeniz'den, doğuda Doğu ve Güney Çin Denizi'ne kadar küresel bir ölçekte yapıldığını görüyoruz. Tabii ki iki ülke bu tatbikatlar sayesinde hem 3K dediğimiz komuta, kontrol, koordinasyon sistemlerini geliştirmektedirler. Hem de sahip oldukları silah ve teçhizatların ortak kullanılabilirlik imkanını da
elde edebilmektedirler. Çin aslında barışçıl bir şekilde yükselmektedir. Özellikle 2014 yılından sonra Çin'in çok önemli adımlar attığını görüyoruz. Bir kere 2014 yılında Çin satın alma paritesi bakımından Amerika Birleşik Devletleri'nin gayri safi milli hasılasını yakalamış ve geçmiştir. Ve İngiltere merkezli bir düşünce kuruluşunun raporuna göre Çin cari fiyatlar açısından da Amerika'yı 2028 yılında geçecektir. Bu önemli bir gelişmedir. Çin de bu büyüyen ekonomisine güvenerek, dayanarak küresel bir güç olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemektedir. Çin şu anda bir bölgesel güçtür. Çevresinde bir nüfus alanı yaratmıştır. Bu nüfus alanı Doğu Asya ve Güneydoğu Asya'yı çevrelemektedir. Pakistan Çin'in stratejik bir müttefikidir. Ama Çin yol ve kuşak projesiyle bu bölgesel güç konumunu küresel güç konumuna yükseltmek için yumuşak gücünü de kullanmak suretiyle ileriye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Dikkat çekecek bir husus, bu kuşak ve yol projesinin hem ulaşım hem de enerji açısından dünyanın ana arterlerini kapsıyor olmasıdır. Özellikle batıda Romanya, Bulgaristan'dan başlayarak doğuda Orta Asya'yı da içine alan Büyük Karadeniz Havzası, Doğu Akdeniz ve Doğu ve Güneydoğu Asya önemli rekabet alanlarıdır. Bunlardan ilk ikisi, yani genişletilmiş Karadeniz Havzası ve Doğu Akdeniz, Türkiye'yi yakından ilgilendiren rekabet alanlarıdır. Ve burada Amerika Birleşik Devletleri ile Çin ve Rusya ikisi arasında ciddi bir rekabetin ceryan etmekte olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin tabii bunlar bu şeylere, bu rekabete, rekabet çerçevesinde kendisini doğru konumlandırması gerekmektedir. Şimdi tam orada ben lafınıza gireyim. Sürede çok hızlı akıyor çünkü. Ama ben başta S-400'lere tabii ki hani bir gönderme yaptım, ama o gönderme nedir? İşte bilinmeyen bir denklem ortaya çıktığında, bir sürprizle karşılaştığımızda bütçede bize ihtiyacımızı karşılayacak kadar bir ek paranın olması gerekiyor. Hani S-400'leri o anlamda denklemin içerisine aldım. Fakat şimdi S-400'ler üzerinden de Türkiye'nin Batı müttefikliğiyle olan ilişkisi sorgulanıyor. Şimdi sizin bu anlattığınız şeyde tekrardan üzerine vurgu yaptınız. Yani Amerika ve Rusya ve Çin arasında çok daha öncelikli bir rekabet denklemi var. Çin'in de hakikaten Amerika'yı zorladığını rakamlarla paylaştınız. Hal böyle ise, şimdi yıl sonu değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO müttefikliğinin içerisinde kalmak istediğini bir kez daha yineledi. Şimdi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den de aslında çok yumuşak bazı mesajlar geliyor. 2021'de Türkiye'nin, anlıyorum diyorsunuz ki, yalnızlaşıyor, ama Batı müttefikleri açısından baktığınızda idare edilmesi gereken bir ülke ama kırılma noktasında olan bir ülke değil gibi duruyor. Nasıl algılıyorsunuz? Bunu birazcık Türkiye denklemine getirelim. Doğru. Yani Batı camiası Türkiye'yi feda edemez. Türkiye çok kritik yani bir coğrafyada. Yani bu hatalarına rağmen feda edemez. Tabii. Bütün hatalarına rağmen feda edemez. Çünkü Türkiye çok kritik bir coğrafyada bulunmaktadır. Bahsettiğim gibi iki rekabet alanının kesiştiği bir noktadadır. Türkiye'nin bu iki bölgeye yönelik politikaları Batı'nın hareket tarzını da çok ciddi bir şekilde etkileyecektir. Zaten Türkiye üzerindeki baskılar da, Batı'nın baskıları da bundan kaynaklanmaktadır. Türkiye'nin dediğim gibi
gelecek yıl kendisini doğru konumlandırması gerekmektedir. Neler yapması gerekiyor Sayın Meriç? Şimdi şöyle, yani S-400 olayında aslında Türkiye haklıdır. Çünkü zamanında en kritik dönemlerde Batı camiası Türkiye'nin ihtiyaçlarını, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin ihtiyaçlarını doğru kavrayamamıştır ve karşılayamamıştır. Irak krizi sırasında, Suriye krizi sırasında Patriot sistemleri, yani Patriot'un ileri aşaması olan PAK-3 sistemlerini satın almamıza pek sıcak yaklaşmamışlardır. Bu nedenle ama NATO müttefikleri Türk topraklarında Patriotları konumlandırdı. Ama o konumlandırma da naz niyaz içerisinde olmuştur. Onu belirtmek isterim. Ve tehdit ortadan kalkmadan ayrılmışlardır müttefiklerimiz. Ve Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunma sistemlerine ihtiyacı bulunmaktadır. Çünkü etrafımızda bir füze yayılması mevcuttur. Bu komşu ülkelerimizden, komşu ülkelerden kaynaklanan bir potansiyel tehdit durumundadır. Maalesef Batı camiası Türkiye'nin bu ihtiyacını anlayamamıştır ve karşılayamamıştır. NATO da kendi füze savunma sistemini Amerika'nın engellemesi nedeniyle gerçekleştirememiştir. Dolayısıyla Türkiye bu yüksek irtifa hava savunma sistemlerini başka kaynaklardan temin etme durumuna gelmiştir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi bu noktada anlaması gerekiyor. Ve Türkiye'nin sıkıntısını karşılaması gerekiyor. Yani Başkan Trump bunu ihsas etmiştir bir konuşmasında. Obama'yı suçlamıştır. Bu doğrudur ve gerçektir. Şimdi önümüzdeki sene iki tarafa da önemli ödevler düşmektedir. Bu içine girmiş olduğumuz bu çıkmazı her iki tarafın da çıkarını kollayacak şekilde bir çözüme kavuşturmak gerekmektedir. Bu diplomaside bir orta yolun bulunmasıyla sağlanabilir, diyalogla sağlanabilir. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimiyle bu diyaloğa derhal taraf olunması gerekir diye düşünüyorum. Peki tam bu diyalog önemli dediğiniz zamanda 2021'e girerken biz işte pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Türkiye'deki sivil toplum örgütlerine ya da kuruluşlarına terör yaftasıyla kapatma gelebileceği yönünde yeni bir yasa çıktı. Şimdi hal böyleyse Türkiye'de, yani demokrasinin olmazsa olmazıdır aslında sivil toplum kuruluşlarının varlığı. Şimdi herhangi birisi ya sivil toplum kuruluşunda üyeyse ondan ürkebilir. Yeni olacağı varsa da bence olmaz yani bu durumda. Çünkü hakikaten insanlarda bir ürkme durumu ortaya çıktı. Bu Türkiye'nin demokrasisinde olumlu bir gösterge değil. Ama Amerika'dan gelen yorumlarda, Avrupa Birliği'nden gelen yorumlarda 2021 itibariyle yeniden insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi karinelerin önem kazanacağı ön plana çıkıyor. Acaba Ankara bu mesajları doğru okuyamıyor mu Sayın Meriç? Valla yani doğru okunmadığı anlayışını ben taşıyorum. Çünkü Batı camiasına mensup olmanın olmazsa olmaz kuralı evrensel olan insan hakları ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesidir. Bu Batı'nın temel değerleridir. Eğer bu değerlere öncelik verilmiyorsa, bu değerlere saygı gösterilmiyorsa, o zaman Türkiye'nin Batı camiasında yerinin olmaması gerekir. Türkiye'nin kendi içinde buna dikkat etmesi gerekiyor. Ve demokrasinin kuvvetli olması, insan haklarına saygının tam olması, özgürlüklerin ihlal edilmemesi çok önemli unsurlar. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Peki bu dikkat edilmesi gerekiyor ama olmayanlar olduğu zaman o zaman ne yapıyoruz? 2021'de tamam Türkiye ve Batı müttefikleri arasında bir kırılma yaşanmayacak gibi görüyoruz. Çünkü çıkar öncelikleri farklı noktalarda, ama yol böyle gidecek olursa
O zaman ondan sonrasında farklı bir dönemece gelinebilir mi oluyor? Ya benim kanaatim tabii Türkiye daha önce de belirttiğim gibi Batı camiası jeostratejik önemi nedeniyle Türkiye'yi elden çıkarmaz, çıkartmak istemez. Ama değerlerine saygı göstermediği bir Türkiye'yi de ikinci sınıf bir üye olarak sepette tutmaya devam eder. Milli meselelerine fazla ciddiye almaz. Ayrımcı bir muamele göstermeye devam eder. Türkiye dediğim gibi arafta kalmış bir ülke o gibi politikalarını devam ettirir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Emekli Büyükelçilerimizden Ahmet Bülent Meriç konuğumuzdu. Tekrar teşekkürler Sayın Meriç. Ben teşekkür ediyorum. Evet efendim, lafın sonunda emekli büyükelçimiz dedi ki Türkiye arafta kalmış bir ülke olur dedi. Biz arafta kalmayalım efendim, kendimizin ne olduğunu, kim olduğunu, neden var olduğumuzu ve bu kadar kıymetli bir coğrafyada bulunuyorsak bunu kendimizin hayrına daha iyi nasıl kullanabiliriz? Sorunsuz, huzurlu, rahat nefes alabileceğimiz bir ülkeyi nasıl acaba hep birlikte inşa edebiliriz, ona odaklanalım diyeceğim. Ve bugün kapatırken bir ölüm haberi de paylaşmak istiyorum. Benim de şahsen tanıdığım çok kıymetli bir akademisyen, tarihçi, yazar ve gazeteci David Barchard. Geçtiğimiz gün evinin önünde ayağa kayarak düşmüş ve hayatını çok ansızın kaybetmiş. David Barchard 90'lardan itibaren Türkiye'nin aslında Dışişleri Bakanlığı'nın fahri elçisi diyebilirdik kendisine. Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdindeki hakikaten çok sağlam savunucularından biriydi. Türkiye'yi çok seviyordu. Ankara'da, İstanbul'da, Trabzon'da ve en son Kapadokya'da çok uzun yıllar yaşadı. Bu ülkeyi ve bu ülkenin insanlarını çok seven, çok kıymetli bir kişiydi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum efendim. Ve her zaman dediğimiz gibi, salgın henüz bitmedi. O yüzden kendimize dikkat etmeye, sevdiklerimizi korumaya devam ediyoruz. Aramızdaki mesafeye, maskeye ve hijyene. Sıkılmadan, hayıflanmadan dikkat. Yarın bu saatte yeniden görüşmek üzere.